Evet, herkese yepyeni bir güne selam aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Durumlar, vaziyetler iyidir. Bugün bir tane arkadaşımızın merak ettiği sorusu üzerine bu videoyu çekiyorum böyle. Radyoloji teknikerliğine değineceğim. Radyoloji teknikerliği nedir? Nerelerde çalışılıyor? Önü nasıldır? Okumalı mıyım, okumamalıyım diye. Yani ve diğer yıllara nazaran kaç kişi almış, kaçla kapatmış gibi sorulara değineceğim böyle. Çünkü 2018'le birlikte bu sağlık bölümündeki 2 yıllıkla gerçekten dikkatlerini üzerine çektiler. Gerek pandemiyle birlikte, pandemiden sonraki yapılan hastaneler, şehir hastaneleri, alımlar olsun, gerçekten bu sağlık teknikerlerine biraz, yani bir nevi dikkatleri üstüne çekti. Bugün de radyoloji teknikerlerine şey yaptık, böyle ele aldık. Gittik bir tane arkadaşımızla birebir görüştük. Merak ettiklerimi sordum. Kendimi sizin yerinize koyarak, işte hani bu radyoloji tekniği ne yapıyor, ne ediyor, çalışma ortamı nasıldır, çalışma stili olsun, radyasyon olsun, alımlar olsun, nerelerde çalışılabilir, yarın öbür gün bu bölümü okuduğunda bizi nasıl bir yol bekliyor gibi gibi, ya da tavsiye ediyor musunuz? Bilakis 18 yıldır bu işi yapan bir arkadaşımıza gittik ve birebir hepsini söyledik. Bugün sizlere de onları anlatacağım inşallah. Birincisi, açıkça söyleyeyim, bu bölümü okumanızı tavsiye ediyorum. Yani bugün bir sağlık teknikeri okumak isterseniz, bunların daha önce de söylemiştim, siz evde bakım, yaşlı bakım, çevre sağlığı, radyoloji teknikerliği ve bunu da, yani söylemek istiyorum, diyaliz teknikerliğini de okuyabilirsiniz. Tıbbi sekreterlik daha biraz daha geride kaldı. Anestezi, paramedik de, yani diğer bölümün nazaran çok geride, artık geride kaldığını düşünüyorum. Ama bu yeni bölümlere ağırlık verebilirsiniz. Şimdi radyoloji teknikerliği 2 yıllık bir sağlık sağlık bölümüdür. Siz mezun olduktan sonra hastanelerde, işte devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, onun dışında, yani doğuda pek yoktu ama batıda, işte iş yerlerinde, holdinglerde, bir o tür durumlarda iş yapabilirsiniz. Ve bunlar haftalık 35 saat çalışıyorlar, işte günlük 7 saat. Bizler 8 saat çalışıyorken onlar 7 saat çalışıyor işte. Haftalık 35 saat çalışılıyor. Ondan sonra işte yıllık izin dışında bir de radyasyon izni var. 1 ay gibi bir şey de var. İzinleri de vardır. Ondan sonra işleri prim olarak daha şey olduğu için primleri daha çok erken doluyor. Yani bugün benle birlikte atanan bir radyoloji teknikeri, örnek diyorum ki biz 20 yıl çalıştığımızda, ben 20 yıl çalışıyorken o 25 yıl gibi bir prime sahip oluyor ve bu aynı zamanda işte maaşı olsun, erken emekliliğe neden oluyor. Yani bunları bilmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda o eskideki radyasyon sorusu, işte yani radyasyon nasıldır, ne durumdadır, artık teknoloji her geçen gün geliştiği için artık o radyasyon şeyi de her geçen gün minimize ediliyor, daha doğrusu yani tamamen sıfırlandık desek yalan olur. Çünkü artık teknoloji tamamen hayatımızda. Mesela kullandığımız cep telefonundan, bilgisayardan, televizyon, her şeyden neredeyse radyasyon vardır. Yani artık radyoloji teknikerindeki o radyasyon neredeyse minimize edilmiş. Artık bir tuşla basıyorsun, bir flash, bir fotoğraf makinesi çeker gibi hemen çekiyorlar böyle. Hani başka sordum ve kafamda kaldı. Ha, işte üniversite sınavına girdiniz ya, şimdi bölüm okumak istiyorsunuz. Bu bölümlerden işte radyoloji teknikerliğinde siz şey yaptığınızda, yarın öbür gün işte röntgen kısımlarında, tomografilerde, MR'larda, nükleer tıpta, ne bileyim, onkoloji yerlerinde, yani var da var gerçekten. Bir de ek mesai de yapar. Şöyle diyeyim, yani örnek veriyorum ki bir tane devlet hastanesinde çalışıyorsunuz ve aynı zamanda başka bir özel yerde de yapabilirsiniz. Mesela hani nasıl diyeyim, iki iş gibi yani. Aynı günde hem hastanede, ondan sonra çıktıktan sonra farklı bir özel yerde de işinizi yapabilirsiniz. Gerçekten hani kullanabilen, eğer siz girişimciyseniz bu bölümü okumanızı tavsiye ediyorum, merak ettiklerinizi.
Yine altını çiziyorum. Yani anestezi mi, paramedik mi, işte ATT falan filan. Onlara nazaran bu bölümü gerçekten okumanızı tavsiye ediyorum. Önü de açık. Yani bir de devlet hastanesine, Sağlık Bakanlığı'na baktığımızda 2020'de neredeyse 1218 kişi almış. Yani 84 küsür bir şeyle, 84'le falan kapatmış. 2022 KPSS ile de yaklaşık 1020 kişi almış ve puanları yine 85 bandında, böyle 84 85 bandında kapatmış. Gerçek bir şey değildi. Gerçek manada eğer siz emek verirseniz Sağlık Bakanlığı'na atanabilirsiniz. Yani aslında oraya bir de şu bakış açısıyla bakmak gerekir. Yarın öbür gün ben bu bölümü okuduğumda kendimi işte hani devlet dışında başka yerlerde de görebilir miyim? İş yapabilir miyim? Çünkü yarın öbür gün belki bu bölüm kapanır. Yani daha hani olasılık diyorum ki her zaman da açıktır. İş görebilir misiniz? Ona bakmanız gerekir. Ama baktığınız her geçen gün sağlık alanı ve sağlığa da epey yatırım vardır ve sağlık bölümünü okumanızı tavsiye ediyorum. Ve yani gidip eğer siz bir sağlık bölümü okumak isterseniz gidip tıbbi laboratuvar olsun, anestezi olsun, ATT olsun, ATT de tavsiye ediyorum tabii, o ayrı da. İşte hani diğer bölümleri okumanız, okuyacakken bu bölümü de okuyabilirsin gerçekten. İş yapan bir durumdur. Primi erken doluyor ve hem maaşınızı hem de emekliliğinize yansıyor. Bunun hepsi avantajlı. Dezavantajı bir radyasyon vardı. Artık radyasyon neredeyse minimize edilmiş. Ondan sonra hastayla muhatabınız yok. Hasta geliyor, işte fişiyle geliyor, çekiyorsunuz, bitiyor, gidiyor. Gerçekten hani güzel bölümlerden bir tanesi, okumanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer şey de yani bir bilgi olarak, bir not olarak eklemek istiyorum. Neydi ya? Diyaliz tekniği kendini de bakın bir yere not edin. Eğer bir sağlık bölümünden bir tanesi okumak isterseniz bunlardan diyaliz tekniği kendini düşünmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü artık diyaliz merkezlerine merkezleri sayısı arttırılıyor ve aynı zamanda bunlar artık yavaş yavaş hastanelerden ayrı bir yere taşınıyor. Böyle bir durumda nasıl tıbbi sekreter gibi yarın öbür gün diyaliz teknikerlerinde de çok güzel alımlar olacağını düşünüyorum. Ona göre şimdiden bence bu tür bölümler, yani kısaca toparlayacak olursak radyoloji tekniğinin yanında bugün eğer şu anda okumak istediğiniz bölümler arasında, sağlık teknikeleri arasında evde bakım, yaşlı bakım, ondan sonra çevre sağlığı, diyaliz teknikerliği, radyoloji teknikerliği, tabii ATT de tavsiye ediyorum. Yani en azından girişkenseniz yapabilirsiniz. ATT dedik, işte tıbbi sekreter de okuyabilirsiniz. Her hastanelerin yapılması, yeni sağlık kurumlarının yapılması, aynı zamanda tıbbi sekreterliğe de ihtiyaç vardı. Biliyorsun daha önce de söylemiştim. Tıbbi sekreter ülkemizde daha sonra daha yeni yeni gerçekten gerçek mahiyetine kavuştu, gerçek ününe kavuştu. Bu olması gerekendi. Ama yarın öbür gün evde bakım, yaşlı bakım, diyaliz teknikerlerine, radyoloji teknikerine bol bol da şey olacak. En azından okuyup bir köşede bıraktırabilirsiniz diye düşünüyorum. Başka ekleyeceğim, bazen buraya oturunca konuşacaklarımı unutuyorum. Ondan dolayı bazen notlarımı da tutuyorum. Genellikle doğaçlama şey yapıyorum böyle. Bazen de notlarımı tutuyorum böyle. Yani rakamlar olsun, diğer şeyler olsun. Matematik pek aram yok ondan dolayı. Yani başka ekleyeceğim başka bir şey yok yani. Gerçekten tavsiye ettiğim ve okumanızı istediğim bir bölümlerden bir tanesi. Eğer büyük gün bir sağlık bölümünü okumak isterseniz bu neden bu olsun? Neden olmasın yani? Gerçekten güzel ve yani iyi bir bölüm. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, güle güle kalın inşallah. Merak ettikleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.